Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Gans Editör Dersleri serisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çatır çatır artık hayvanları işliyoruz. Sonlara yaklaştık. Sadece arı kaldı. Bir de köpek kaldı. Ondan sonra hayvanları da bitirmiş olacağız. Şimdi bu bölümde arıları işleyeceğiz. Arılar biraz sakıncalı ve sıkıntılı. Ee, o yüzden video şey e, uzamadan hemen direkt konumuza girelim. Ne yapıyoruz? Oyunun olduğu yerdeki data dosyasının içerisine geliyoruz. Buradan plajabla istiyoruz. Rudolf Hormann'ın içerisinde herhangi bir şekilde arılarla ilgili bir şey bulamazsınız. Çünkü e, burada Lizard'ın içerisinde arkadaşlar. Bakın burada Be hives diye geçer. E, ne yapıyoruz? Plajabla'nın içerisine girdik. Buradan Lizard'a giriyoruz ve Behives'e girdik. Şimdi bir e girdiğimiz zaman karşımızda 6 tane klasör bulunuyor. Bunlardan bir tanesi spawner. Yani bizim arılarımızın üretmiş olduğu balları e, paketleyip, kolileyip, <laughs> güzel bir şekilde bize ayarlayıp gönderen bir spawner var. Şimdi bu spawner'in şöyle büyütelim şu şekilde gördüğünüz gibi dikdörtgen alanı var. Şimdi ilk işimiz öncelikle spawner'i yerleştirmek olacak. Şimdi e, spawner'de de iki tane şeyle karşılayacağız. Şöyle oyun içerisine atalım. Şimdi şöyle e, bunu da mesela şuraya yerleştirelim. Şöyle CTRL e B dedim getirdim. Şimdi arkadaşlar spawner gördüğünüz gibi küçük. E, yani birebir boyutların içerisinde. Şimdi bu spawner küçük olduğu için içerisindeki araların ürettiği şeyler de size sıkıntı oluşturabilir. O yüzden bunu ne yapacağız? Bunu biraz büyüteceğiz. Yani bunu şimdi ben bu şekilde diyelim ki mesela şöyle 4 4 4 dedim. Misal. Bunu ben bu şekilde büyüttüğüm zaman şöyle gördüğünüz gibi köşelerde biraz çirkin bir görüntü oluşmuş oldu. Ve birçok şey de değişmiş oldu. Şimdi buna ne yapıyorum? Ben buna CTRL Z dedim. Komple yer aldım. Hepsini bire getirdim. Şimdi daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Şimdi tekrardan gene hatırlatmış olayım. Şimdi ben ne yapacağım? Ben bunun üzerinde düzenleme yapacağım. Düzenleme yapacağım için ben bunu bu şekilde de bıraksam. Aynen şu şekilde mesela diyelim ki şurasını 5 ayarladım. Böyle burada mesela diyelim ki hoş buldum ben bunu bu şekilde koyacağım. Gidip daha önceki bölümlerde size hayvanları işlediğimiz zamanki gösterdiğim gibi e, XML dosyasını alıp buraya getirip bunu bu şekilde işlerseniz bu çalışmayacaktır arkadaşlar. Niye çalışmayacaktır? Çünkü bu şekilde gelmeyecek. Onun orijinalinde bu bu şekildedir. birebir 1 olduğu için e, orijinalde bu şekilde gelecek. O yüzden ne yapacağız? Şimdi burayı kapattım aşağı aldım. Dosyamı açtım harita dosyamı. Map dedim. Kendi içerisinde ben i3c3d şey, diye bir klasör oluşturmuştum. Şimdi Bvesin olduğu klasörün içerisine geldim. Şurayı tekrar büyük simgelere getirelim. Bunu buradan kopyalıyorum komple. Bhi ve Pale Spawner'ı komple kopyaladım. Getirdim buranın içerisine yapıştırdım. Şimdi buranın içerisine yapıştırdıktan sonra bakın olduğu gibi komple hepsi geldi. Yalnız ben buradan spawnerini keseceğim. Daha sonra XML klasörünün içerisine getirip yapıştıracağım. Çünkü benim XML'lerimin hepsinin bir yerde durmasını istiyorum diye söylemiştim. Şimdi öncelikli olarak ne yapalım? Şimdi buranın içerisine gidelim. 3D'nin içerisinden ve paleti açalım. Şurası bir açasın. Yüklesin. Şimdi bakın Buranın içerisinde gördüğünüz gibi bire bir boyutunda. Şimdi ben bunu burada da aynı şekilde böyle yükseltirsem bakın burada da böyle bir çirkin görüntüyle karşılaşabiliyorum. O yüzden ne yapacağız? Şimdi editöre tekrar geri gidiyorum. Şöyle. Şimdi editöre geldikten sonra biz hatırlıyorsanız şurada bakın hayvan noktasını eklediğimiz zaman buraya biz trigger marques diye alan oluşturmuştuk bir tane. Şimdi ben bundan bir tane ctrl d e dedim kopyaladım. Bunu aldım. Şimdi getirdim. CTRL e B dedim. Buraya yerleştirdim. Şöyle. Tamam mı? Şu spawner'in aranın ikisini bu tarafa götürelim. Bu burada. Şimdi şöyle burası iyi. Bunun adını değiştiriyorum. Buna arı diyeceğim. Arı spawn. Spawn diyelim şöyle. Tamam bu şekilde kalsın. Şimdi bu arı spawn orada dursun. Onunla herhangi bir işimiz yok. Şimdi daha sonra Buranın içerisine gelip açtığımız zaman şöyle klasörü biraz daha aşağı açalım. Şimdi aşağı açtığımız zaman bakın burada info trigger diye bir şey var. Şöyle biraz yükselteyim. Bakın boş kutucuk. Ne yapacağım ben burada? Şu boş kutucuğu buradan ayırıyorum. Şu bir ve komple sildim. Şimdi bize bu lazım. Tamam mı? Şimdi ben bunu aldım. Getirdim. Şöyle CTRL B dedim. Buranın ortasına. Şimdi şuna göre ayarlayacağım ben. Bunu. Öncelikli olarak. Şöyle ayarlayalım. Hatta şöyle bir tepeden bakalım. Biraz daha o tarafı çekelim. Şöyle ayarladım. Spawn'ları biraz yükseltelim şöyle. Açalım yukarıdan olsun. Hani traktörle bir şeyle gelirsek onlarda da satın alsın diye. Şöyle yukarıda dursun. Şöyle biraz daha genişleteceğim. Şu an tamam gibiyiz. Şöyle tepeden de kontrol ediyorum. Aynen gayet iyiyiz. Herhangi bir şekilde bir problemimiz yoktur. Şimdi geldik asıl meseleye. Şimdi ben bunu benim tasarım yaptığım alanın içerisinde bu alanın içerisine ben yerleşmesini istiyorum. Çünkü diğeri bana küçük geliyordu. Ben büyük olsun diyorum abi. Burada paletler arka arkaya sıralansın. O yüzden ben bunu bu şekilde bırakırsam da kabul etmeyecek oyun. O yüzden ne yapacağız? Biz burada bakın editörde spawner'ı açmıştık. Şimdi ben spawner'ın içerisine giriyorum. Bakın info trigger burada. Şuranın içerisinde bakın warning spread var. Warning spread'i siliyorum. Daha sonra buradaki info trigger'i şöyle biraz küçültüyorum. Bakın arka tarafta info trigger seçilirken şuradaki yazıları getirip buraya yazıyorum. Boyutu kaçmış? 3.233'müş. Bir alta geçtim 2.238'miş. Bir alta geçtim 4.765'miş. Şimdi ben burayı bir büyüteyim. Bakın benim az önceki çizdiğim kutunun boyutuna gelmiş oldu. Şu anda okey miyiz? Okeyiz. Her şeyimiz tamam mı? Tamam. Ne yapıyoruz o zaman? Bu buradayken bu şekilde böyle ayarladım. Ve ben bunu şu anda kaydediyorum. Kaydettim. Kapattım. Daha sonrasından bunu test ediyorum bu sefer. Şimdi eee ve Palette. Nerede? Burada. Şimdi bakın. Kendi dosyamın içerisindeyim. Az önce ben burada bir düzenleme yaptım. Ve bakın 3. ayın 8'i 15-15. Sağ tarafta bakın 3. ayın 8'i 15-15'te düzenlenmiş olarak görünüyor. Şimdi de ben bunu aldım. Buranın içerisine attım. Bakın B ve Spawner olarak geldi. CTRL B dedim. Bakın şimdi de benim ayarlamış olduğum boyutta boyuta göre. Az önce nasıldı? Az önce daha küçüktü. Şimdi bakın burada benim ayarladığım şekilde duruyor. Diğeri de burada. Şimdi ben bunu sileceğim. Çünkü burada ben e, konum belirledim. Yerine göre ayarladığım için şurada sadece scale kısmını yani büyüklük derecelerini ayarladım. Getirdim. Burada kendi dosyamın içerisine getirmiş olduğum spawner'ın boyutunu belirledim. Burada okeyiz. Bunu silmiyoruz. Bu burada duracak. Konumunu çünkü buraya belirleyelim. Rotasyon ve pozisyonunu buraya göre alacağız. O yüzden bu burada dursun. Şimdi ben aşağı gittim. Tekrar geri dosyamı açıyorum. Maps dedim. Geldim şöyle büyütelim burayı. XML klasörün içerisine giriyorum ve Behaves Palace Spawner XML dosyasını açıyorum. Şimdi ben buraya geldiğim zaman bakın arkadaşlar. Name kısmında neydi? Adıydı. Alt kısımda imagenin olduğu yeri yani resminin bu spawner'ın resminin nereden alacağı görünüyor. Bunu data olarak bırakabilirsiniz. Herhangi bir problem, problem teşkil etmiyor. E, i̇sterseniz kendi klasörümüzün içerisinde şu arkayı kapattım. Şurayı yere açalım. Map dedim. Şöyle 3D'nin içerisine geldim. Bakın store palet burada. Şöyle büyük simgelere bakın. Store, behave, palet, spawner. Şöyle xml dosyasını büyütelim. Nerede? Burada. Bakın şöyle hemen tam ucuna koydum. Bakın burada. Şuradaki pardon şu. Şu yazının üstündeki bulunan alanda. Şimdi ben bunu şuradaki kendi klasörüme göre yönlendirebilirim. Bunun için ne yapmam lazım? Buraya geliyorum. Diyorum ki Maps, map 3D, B ve Spawner, şey Palette, Spawner. Daha sonrasından Slash, klasörün içerisinde çünkü. Daha sonrasında PNG olarak resmi yönlendirebilirim. Ama oyunun kendi içinde olduğu için buna karışmayacağım. Data dosyasından otomatik yönlendirsin. Daha sonra alt kısımda bulunan base kısmında fill name kısmı vardı. I3D'yi yönlendirdiğimiz alandı. Şimdi bakın burada data olarak görünüyor. Şurası. Data olarak göründüğü için oyunun orijinalinde neydi bunun ölçüleri? 1'e birdi. Hepsi scale x, y, z'nin tamamı bir bir birdi. Şimdi ben eğer olur da buradaki I3D'nin yerini değiştirmezsem oyunun içerisindeki bir bir e göre alacak. Ama ben bunu almasını istemiyorum diyorum ki ben buraya özel bir işlem yaptım yani boyutunu büyüttüm. O yüzden sen benim dediğim yerden alman lazım. E peki nereden alacak? O zaman bakın dosyamız burada. Şöyle tekrar geri buraya büyük simgelere getireyim. Bakın neredeymiş? Maps, Map fr, 3D, 1 ve Palette Spawner. Şimdi bunu büyüttüm, açtım XML'imi. mi? Şöyle geldim buradaki data'nın önünden yazmaya başladım. Dedim ki Maps slash daha sonrasında map fr daha sonrasından 3 d daha sonrasından bakın ne diyor b ve palette spawner klasöründe şimdi ben buradan sonrasını şuradaki spawner olan yere kadar siliyorum şimdi ne oldu Şöyle bakalım maps map vr, 3d B ve palet spawner klasörünün içerisinde e, spawner i3d dosyası burada diyorum. Doğru mu? Doğru. Maps, MapFR, 3D, B ve Spawner. Bunun aynısını başına ModMapFR de koyabilirsiniz. Şu anda hatırlıyorsanız ilk bölümlerde ben Small map olarak oluşturmuştum. Ee, daha sonrasında bilgisayara format falan atınca o gitti. Uğraşmadım tekrardan geri ama orada video kayıtlarında var. Sırasıyla izliyorsan zaten beni şu anda çok iyi anlıyor olman lazım. Şimdi buranın içerisindeki ModMapFR'yi de buranın önüne girebilirsin. Ee, onun herhangi bir önemi yoktur. Daha sonrasında burada değiştireceğimiz herhangi bir şey yok. Çünkü bu bir spawner. Spawner olduğu için yani verilen ürünleri spawn edeceğinden dolayı ee, burada herhangi bir işlem yapmamızı gerektirecek bir durum yok. Sadece imagi'yi buradan data dosyası olarak yönlendirdik. Başka da herhangi bir şey yapmamızı gerektirecek bir durum yok. Şimdi burayı kaydettim. Burada da okeyiz. Ne yapmış olduk? Öncelikle i3d dosyasını getirdik. Kendi klasörümüze attık. Daha sonra editörümüzü açtık Dedi ki orası çok küçük ben daha büyük bir alanda hizmet etmek istiyorum arılarım çok olacak veya e, eklemiş olduğum arılara çok fazla gelmeyeceğim için ben buraya geldiğimde bir tane e, palet değil 10 tane palet olsun dedik. Daha büyüttük daha sonra bunu büyüttükten sonra da ne yaptık getirdik bir sefer klasörümüzün içerisinde orijinalinin boyutunu değiştirdik. Daha sonrasında da tuttuk XML dosyasının içerisine yönlendirme yaptık. Dedik ki bu vatandaşın boyutu bu kadar olacak. Bakın kayıt işlemi yaptıktan sonra otomatik bir bir bire dönüşü. Ama boyutu artık bizim ayarladığımız şekilde. Burayı kapatıyorum. Daha sonrasında şimdi yapmam gereken ne var biliyor musunuz? Plaj adresi e gideceğim. Açtım. Buradan hemen bir tanesini kopyaladım. Bir alta yapıştırdım. Daha sonra şuradan hemen ismini kopyalayalım şöyle şu arayı alalım. Şuradaki ismi değiştirdim. Map Bolt B ve Spawner. Ee, burada da karışıklık yaşamak istemiyorsanız neydi? XML'e biz almıştık zaten. Bakın burada B ve Palette Spawner. Hemen bunun ismini kopyalayın. Getirdim buradaki Horse e Begin yerine yapıştırdım. Dedim ki Mapdir, Maps Map B ve Palette Spawner .xml. Bu dosyaların içerisinde dedim. Daha sonrasından bakın burayı silmeyeceğiz demiştik. Çünkü ben rotasyonu ve pozisyonu da oraya göre ayarlayacağım. Şimdi geldik buraya ayarlıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradaki pozisyon kısmına bakın translate kısmını olduğu gibi buraya aktaracağım. ne neymiş? 55.414 boşluk 30.577 boşluk 23.912 daha sonrasında rotate'in herhangi bir şey olmadığı için şu arayı siliyorum. Burayı sildim bir tane sıfır yerleştirdim sıfır boşluk sıfır boşluk şeklinde ilerliyor arkadaşlar daha sonrasında sky ile herhangi bir şekilde oynamıyoruz çünkü burada yazacak yerimiz yok ve ben burayı kaydediyorum şimdi burada o okeyiz burada sıkıntımız yok ne oldu artık bu info trick geride silebilirim çünkü ben buraya getirdim arı noktasını yerleştirmiş oldum şurayı da şöyle küçükten bir boyayalım bir şeyin olduğu belli olsun. Şimdi buraya kadar okeyiz. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan geri şunları kapattım. Data dosyasına gidiyoruz arkadaşlar. Data dosyasına gideceğiz. Şimdi araları getireceğiz. Şimdi sadece şeyle olmaz. Ne yapıyorduk? Pluggables içerisine girdik. Lizard'a girdik ve Beehives klasörünün içerisine giriş yaptık. Burada level 1'den level 5'e kadar var. Şöyle görünümleri büyük yaptığım zaman şuradan anlayabilirsiniz. Bakın bu 5 numaranın olduğu alan. Şimdi e, ee, ben oyunda hızlıca test yapacağım için siz 5 e, numarayı numara kullanacağım. Siz daha farklı mesela 2'yi de kullanabilirsiniz. Veya benim Ghost Forest'te kullandığım gibi 1 numarayı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hayal gücünüze bağlı olarak eğer küçük bir köy alanı inşa ediyorsanız dağlara 1 numara yerleştirebilirsiniz. Bir arı üretim tesisi kurmak istiyorsanız 5 numarayı kurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ne yapıyoruz? Buranın içerisindeyiz. Gene yanlış bir şeye bastık. Buradayken level 5'i ben içeriye gönderdim. Şimdi şunu bir kapatayım. Heh. Level 5'i gönderdim. Buradan da level 5'in XML klasörünü kopyalıyorum. Getiriyorum kendi haritamın XML'lerini topladığım yerin içerisine yerleştiriyorum. CTRL'e V dedim yapıştırdım. Şimdi B ve 5'i açtım. Bakın ismi burada. İmage burada. Base'i burada. Şimdi ben bunun herhangi bir değişiklik yapmadığım için ben bunu bir yere alıp götürmeyeceğim. O yüzden benim burayla bir işim yok. Kapattım. Daha sonrasından geldim. Şimdi arayı şöyle Ctrl B deyip getirelim. Şimdi bir tane de ekleyebilirsiniz. Yüz tane de ekleyebilirsiniz. Bin tane de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi önce şöyle yönünü çevirelim. Eksi 90 dedim. Şöyle aldım. Şimdi arılar burada. Spamları burada. Şimdi ben bunu şöyle bundan 5 tane yan yana dizeceğim. Şimdi biri dizdim. Şöyle 2'yi dizdim. 3'ü dizdim. Şöyle eşit olması için uğraşıyorum. Çünkü güzel bir görüntü çıksın diye. Ve son olarak da bir tane daha yerleştirdim. Şimdi bunları yerleştirdim ama bu iş bunlarla bitmiyor. Ee, ne yapacağız? Bunları bu sefer tek tek kodlamamız gerekiyor. Yani sen buraya 100 tane de koyarsan 100'ünü kodlamak zorundasın. Ne yapıyoruz o yüzden? Bakın spamları açmıştık. Daha sonrasında buradan geldim CTRL e C dedim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kopyaladım. Şimdi burada okeyiz. Daha sonra XML'e geldim. Bihi ve level 0.5'i aldım. CTRL e C dedim aldım. Getirdim. X spawner'ımız neydi? Oyunun kendi şeydi. İkinciye yapıştırdım. Üçüncüye yapıştırdım. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 tane level 5 bu map haritadıydı hatırlıyorsanız bunu girmeye de bilirsiniz diye söylemiştim ee, şu yan taraflarına şu şekilde yazı da yazabilirsiniz tamamen size kalmış daha sonrasında şimdi xml dosyasının tamamı aynı yerde olduğu için o yüzden ben ne yapıyorum buradaki ismi getirip buradaki spawnerlerin olduğu yere de yapıştırıyorum niye bunu yaptım çünkü benim xml dosyalarımın tamamı hepsi bir yerde toplu o yüzden maps map fr ile ve 05'in içerisinde bakın burada xml yolunun içerisinde duruyor. Şimdi bu da tamam. O zaman ne yapacağız? Artık geldi sırayla kodlamasına. Şimdi ben bunu aldım. Bir dakika. Şöyle hepsini seçmiş olduk. İlkini ilkini seçtim. Daha sonrasından geldim buraya. Şöyle en aşağı gittim. Şimdi ilki nerede? Burada. Şimdi ben bunu bir kodlayayım. Neymiş? 58.6 boşluk 30 boşluk 36.451. Daha sonrasında rotasyonu neymiş? Bakın 180 eksi 90 180'miş. Ama şuradaki rotasyonu değiştiriyorum. 180 eksi 90 eksi 180. Şimdi hepsinin rotasyonu aynı olacağı için ben şurayı kopyaladım. Şöyle CTRL C ile. Tamam Şuradaki rotasyonları değiştiriyorum. Daha sonra da bunu. Şimdi hepsinin rotasyonu aynı zaten. Yani ikinciye de gelelim. Mesela ikincide de aynı. Şimdi ikinciyi kodlayacağız. Bu sefer neydi? İkincideki şuradayız. Bu sefer translate kısmını yine kodluyoruz. 58.6 boşluk 30 boşluk 42.87 daha sonra hemen şöyle üçüncüyü seçtim. Hemen üçüncüyü giriyorum. Şöyle seçtim. 58.6 boşluk 30 boşluk 49.176 daha sonrasında hemen üçüncüsünü gireceğim pardon dördü neymiş 58.6 boşluk 30 boşluk 55.421 rotasyonları aynı tekrar son olarak beşincisini gireceğim şimdi şöyle aldım 58.6 boşluk 30 boşluk 61.701 ve burayla işim bitti. Kaydediyorum. Daha sonrasından şöyle kısa bir göz gezdireceğim. Herhangi bir e, yanlış bir şey sildik mi diye. Herhangi bir şey silmedik. Şuradayız. Hatta bunu şöyle biraz daha aşağı boşluk oluşturalım. Şöyle arada kalsın. Çünkü arka arkaya eklediğimiz için belki fark edilmeyebilir. Normalde bunu böyle bir bir boşlukla değil. Şöyle aralarında kapat kapatabilirsiniz. Yani böyle alt alta da sıralayabilirsiniz. Ben böyle daha hoşuma gittiği için bu şekilde yapıyorum. Tamamen size kalmış. Şimdi bunların tamamını işledik. 5 tanesini. Ne yapıyoruz? Bunların hepsini siliyoruz. Bunlarla herhangi bir işimiz yoktur. Daha sonrasında kariyer star Point alıp buraya getiriyoruz. Şöyle. Burayı kaydediyoruz. Kapatacağız. Ancak ondan öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Mod deskte bir işlem yapmadık. Mod deske gidiyoruz. Daha sonrasında geldim. Şimdi burayı kopyaladım. Şöyle CTRL e V1 dedim. 2 dedim. İki tane yapacağım. Bir tanesi spawner'ın ismini kopyaladım. Spawner klasörümüz nerede? Şurada. Bakın maps, Mapfr, xml, bihi ve palace spawner burada. Bir de placables içerisindeki bulunan level5 xml'ini kopyalıyorum. Daha sonra getirdim şöyle şuranın içerisine hop yapıştırdım ve kaydettim. Şimdi ne oldu? bihi ve palace spawner xml şey xml'i ve level 5'in xml'i buralarda dedik. Ve artık işimiz bitti. Komple kapatıyorum. Burayı kapattım. Oyunu da kapattım. Şimdi oyuna girelim. Oyunda görüşelim. Şöyle oyunumuz açıldı. Bir giriş sağlayalım hemen. Evet. Başaramadık arkadaşlar. <laughs> Niye başaramadık biliyor musunuz? Buraya biz şeyi yerleştirmiştik. Ee, bir satış noktasını yerleştirdik. Bunu da üzerine getirip koymuşuz yerinden dolayı. Şimdi arılara bakalım. Şöyle görebiliyorsunuzdur arılar uçuşu sesi de geliyor. Arılar çalışıyor. Arılardan yana sıkıntı yok da palet oluşturmayacaklardır muhtemelen. Şöyle zaman biraz hızlandıralım. Bakalım palet atacak mı attı. Şimdi paletlere satmak önemli bizim için de. Şöyle bir tanesini götürelim. Bura alır mı? Ya. Böyle bir götürelim markete. Market alıyor herhalde. Böyle bir götürelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bize hasat gelir olarak para verdi. Çalışıyor. Aralarımız. Ee, sadece... Şimdi şöyle ben şu anda doğaçlama hani sizlere öğretme amaçlı bu haritayı yaptığım için Burada sıkıntı olan bir nesne, bir problem var. O da şu buranın içerisindeki oluşturduğumuz alan. Bu spawner çok mu büyük, çok mu küçük kaldı? Onunla ilgili şu an bir şüphem var. Hepsini aynı noktaya mı atıyor acaba? Şöyle zamanı hızlandırırsak, böyle bir topla atsın biraz, böyle biraz atalım. Kışın çalışmıyorlar arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. şu Kış ayını bir geçsin. Oyunun kendi içerisinde hızlandıralım zamanı. Test yapalım. Böyle Mart, Nisan'da uçmaya başlıyorlar. Ee, şöyle. buradan ekstra zamanı açalım. 360'ı böyle 10.000'e çekelim. Şimdi Burada bir problem var arkadaşlar problemin sebebi de muhtemelen şeyden kaynaklı. Ee, bizim yönlendirme yaptığımız yer. Biz küçüktü onu büyük yaptık. Onunla ilgili bir problem var ona bir bakayım hemen. Bunu bir daha satalım. Herhangi bir problem olmasın tamam bunu satıyor. Şöyle ben bir o probleme bakıp hemen geliyorum. Hatta şöyle yapalım sizlerle beraber gidelim oyunun kurulu olduğu yere de bir sefer Farm Simulator 22'nin içerisine gelip bayanatta log dosyası vardı. Buraya açıyoruz. Şöyle CTRL F ile buraya bir diye yazsak, bir Hives diye yazsak çıkacaktır. Şöyle Spawner diye buldu zaten. Şimdi burada bize hata vermiş. Şu hatayı ama Google amcaya gidip soralım. Şuradan Google çeviriden. Şöyle dili algıla diyelim. Soralım. sekizinci çocuk bulunamadı. Yalnızca 8 çocuk verildi diyor. <laughs> e, Tabi şeye aynı o farklı olduğu için e, dilden dolayı zaten hata vermiş. Error verdiği için muhtemelen bu işlemle karşılaştık. E, burada spamleri. Şimdi spamleri yüklüyor. Spamlerden yani herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece muhtemelen bizim şu şeyin içerisine bir gidelim. Modun şuradan f r x m b ve spawner. Şimdi burada nerede? 175 30. Şimdi buradaki spawner'i görmüş ancak buradaki şeyi görmemiş arkadaşlar. Bizim boyutu büyüttük ya. Şuradaki boyut işini görmemiş. Muhtemelen görmemesinin sebebi şey olabilir mi? Yine yanlış bir şeylere bastık. Şurada spawnlere bir gidelim. Şimdi bu şekilde olduğu zaman zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Ne yapıyorduk? Önce log dosyasına gidiyorduk. Log dosyasının içerisine bakacağız. Daha sonrasından buraya gelip e, burada şimdi tek tek gideceğiz. Datada herhangi bir şeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Base kısmını zaten yönlendirdik. 3D zaten yükledi. Burayla da ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi plajament'te bir işimiz yok. Clear'le, level'le Şimdi log dosyasına bir daha gideceğim. Şuradan log'u bir daha açalım. Şöyle bir yes arattıralım. Tekrar arattıralım. Şu error'un olduğu yere gelmemiz lazım. Şurası. Ne diyor? Violet Fint Shield 8 Form. Şimdi bu burada bir şeye eksik yapmış. Ee, ne yaptığıyla alakalı herhangi bir şey yok çünkü şimdi spam zaten bir tane start noktası var ee, daha sonrasında herhangi bir şey yok şimdi buranın içerisine gelelim mesela bakın start noktası burada clear level option palette spawner spawner start bir zaten e, bir tane olarak görünüyor. Şimdi buna bir bakayım. Bir çöz, çözebilirsem hemen hatırlatayım size de. Şimdi arkadaşlar e, bu gibi durumlarda mesela böyle şeylerle karşılaştığım zaman ben Şimdi ben bir tane hemen mod indirdim. Şöyle geldim. Buranın içerisinde mesela bu palet çıkartıcı. Bakın mesela iki katlı olarak arkadaş ayarlamış. Şimdi oyunu kendi orijinal olduğu için. Şimdi oyunu kendi orijinalinde spam nerede? Şu an oyunu kapattım da. Ee, onun içerisinde de tek tek yerleştiriyor. Hatta şöyle oyunu bir açayım. Arkadaşlar şimdi şöyle oyunu da açtım. Şimdi şu inşaat menüsünden şöyle hayvanlara gidip aralardan şu spawnlere bakalım. Şimdi bakın oyunun orijinalinde zaten küçük olduğu için e, spawner burada da aynısı. Hani biz ekstradan bir ekstrem bir şey yaptık buranın içerisinde büyüklük anlamında. Şimdi bunun da sıkıntısı şu. Hemen onu da sizde de görmüş olun. Şimdi önce Gizemal dosyasını açalım. Şimdi bu arkadaşın yapmış olduğu şeyi indirdim ben ee, burayı. Şimdi hatayı nerede yaptığımızı bulabilmek için. Şimdi e, bunu biliyordum zaten ama detaylandırmak için böyle bir şey yapmak istedim. Hem de sizlerin de e, daha iyi görmüş olun diye. Şimdi arkadaşlar. Bizim oyunun kendi orijinalinin içerisinde bakın burada böyle aşağı doğru geldiğimizde burada palet spawner var ve palet spawner e, kendisi end başlangıç ve bitiş olarak zaten küçük olarak görünüyor. E, şimdi bu arkadaşımızın ikisinde ne var? Bakın buraya geldiğim zaman bakın start 1 bu ucudan başlatmış bu ucuda bitirmiş. Daha sonra 2'yi bu uca koymuş 3'ü buraya koymuş. Yani biz Hani araç satış mağazasını yüklediğimiz zaman hatırlarsanız hani spawnerler vardı. O spawnerleri böyle getirip koyuyorduk. Bunların başlangıç ve bitiş noktaları olacak şekilde. Şimdi buradaki arkadaş da bunu bu şekilde işlediği için burada ben hatayı nerede yaptığımızı buldum. Ama siz de bununla karşılaşacaksınızdır illa ki. Bu spawner olduğu için böyle. Ama onun haricinde farklı konularda bunları yapmayacağız bilginiz olsun. E zaten onları da gel şey olduğu zaman göreceğiz. Bakın burada zaten orijinal olanı var. Ama arkadaş harici olarak buraya bir uyarı şeyi atmış. Ve daha sonrasında buraya bakın start and bitiş ve başlangıç noktaları olarak yerler koymuş. Şimdi burası okey. Şimdi peki bu sadece bununla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Şimdi bizim burada şöyle kendi orijinal şeyi açtığımız zaman şöyle aşağıya indiğimiz zaman bakın spawner burada bir start olarak görünüyor sadece. Ama arkadaşınkisini açtığımız zaman nerede burada bakın spawn bir de end node var yani başlangıç ve bitiş olarak ikinci kısmını da gösteriyor. Birin başlangıcı ikinin başlangıcı ve bitişi ve bir start iki end diye devam etmiş. Bunun da sebebi şuraya gelelim. İkinci katman çıkmış üstüne şuradaki Google'dan şöyle bakalım şuradaki resimden. Şöyle ikinci katı da çıkartmış. Yani biri şu arka taraftan buraya yerleştirmiş. ikiyi böyle yerleştirmiş. Üçüncüsünü üst kısma koymuş ve devam etmiş. Dördü de gene aynı şekilde devam etmiş. Biz bunu da istemiyoruz. Biz daha farklı şeyler de yapabiliriz. Şimdi bunları yapabilmemiz için öncelikle bir tane alt tarafa bizim oyunun editörün kendi içerisinde eklediğimiz gibi bir spawner buraya getirip yerleştirmemiz lazım. Daha sonrasından e, diğer işleri otomatik halledeceğiz. O yüzden ne yapacağız? Bizim mod klasörünün içerisine gideceğiz. Bizim haritayı buradan alıp e, iptal diyelim. Yanlış yaptık. Bu harita mı açılıyor? Ha. Şey açık. Editör açık. Ondan dolayı kabul etmiyor. Bir saniye. Bunu kapatalım. Bunu alalım. Şimdi. Burada ne yapacağız? Bunu aldık. Şimdi şöyle geldik. 3D B ve şuraya açıyoruz. Şimdi bu bunu açsın. Daha sonrasından biz de haritayı açacağız hemen. Arkasından. Şimdi önce haritamızı da açalım. <laughs> Şimdi bizim bunu e, standartına uygun bir şekilde tasarlamamız lazım. Yani biz buradaki mesela gameplay'de trigger markesi aldık mesela bakın burada arı spawner var. Şimdi biz bunu file export selection white file isteyeceğiz. Daha sonra masa masaüstü haritamızı bulacağız. Nerede? Nerede? modmap.fr maps map.fr 3D bihive Palette. buraya da geleceğiz. Buraya diyeceğiz ki warning diye hani uyarı olduğunu söyleyip bunu kaydedeceğiz. Daha sonrasında ne yapacağız? Geleceğiz. Spamlerin içerisindeki file import diyeceğiz. Warning'i açacağız. Açtığımız zaman zaten nerede? Burada. ha. E, spamler nerede? Bu tarafta. Şimdi bunu ne yapacağız? 4 tane şey var. Şunların hepsini 0 0 0 konumuna ayarlarsak otomatik cuk diye getirip üstüne oturacaktır. Şimdi bu burada dursun. Şöyle aşağı tarafa gideceğiz. Bunu alacağız. Şuranın içerisine atacağız. Bu burada kalacak. Arı spam diye. Daha sonrasından biz burada geleceğiz. Ee, Wallet spamler 1. Bu spamleri bakın ID kodu burada. Biz şunu şimdi biz nasıl başladık? Bu şekilde başladık. Ee, arının şeyin nereye düştüğünü görmemiz lazım. Şimdi bir spawner ucu bu tarafa bakıyor. İki ucu bu tarafa bakıyor. Yani bu şekilde yerleştirmiş. Tamam bizim e, maviye göre ayarlamamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Bunu bu şekilde çevireceğiz. Şuraya 90 diyeceğiz. Daha sonra geleceğiz. Buna diyeceğiz ki aha bu ucundan itibaren başla. Daha sonra end de hemen bir yanında olacaktır. End'i de bu şekilde aldık. Buraya getirdik. Şimdi burada okeyiz. Bunu bir tane daha kopyalıyorum. CTRL D dedim. Tamam mı? Şimdi CTRL D dedikten sonra bunu olduğu gibi bu şekilde çekiyorum. Şöyle. Buraya. Şimdi bunun içine girdiğim zaman end otomatik bir şekilde gelecektir. Şimdi burada bu biri 2 yapacağım. Daha sonra alttaki biri de 2 yapıyorum. Kaydettim. Şimdi geldik buranın içerisine. Şimdi burada neydi? Spacı bir starttı. Daha sonra end'i vardı. Daha sonrasında da ikisi vardı. Şimdi ben buradan şu ikisini kopyalayacağım. CTRL C dedim. Getirdim şunu satla dedik ya da kapat. Ee, haritanın içerisinde tekrar geri açalım. Bir ve spamler dedik. Geldik aşağı tarafa bakın spamler burada. Ben şuradaki yere şunu CTRL V dedim yapıştırdım. Daha sonra şu üst taraftakini sildim. Ne oldu? Spam plajı, spam plajı. Bir start, iki start. Şimdi buradakiyle uyumlu olmasını sağlıyorum. Şöyle şuradayız. Space 1 start ve end var. 2 start ve end var. Yazılar doğru. Herhangi bir şekilde problemimiz yok. Şimdi daha sonrasında gene bu arkadaşın yapmış olduğunu örnek alaraktan bakın bu alt tarafta zaten bir start, bir end diye şeyler belli. <laughs> Konumlar belli. Şimdi biz bunun aynısını getireceğiz. Buraya da aynısını yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi burada spawner'ı bulmamız lazım. Bakın spawner burada. Şimdi ben bunu CTRL e C dedim. Şöyle 1, 2, 3 tane daha yapıştıracağım. Şimdi daha sonra start 1'de bakın index pad 5, 0. Buraya hemen doğruluyorum. Ee, nerede? Şöyle yakınlaşalım. Daha rahat görelim. Bakın burada 5, 0. Şimdi end'e bakıyoruz. End 5, 0, 0. Şimdi şuraya kopyaladım. C i̇şte, aldım. Şimdi bir starttı. Daha sonrasında bundakine end diyeceğiz. Hatta şöyle yapalım. Şu yukarıdaki end'i alalım. Şunu önce. E, ya da şöyle yapalım. Komple ismi alalım biz. End diye. Çünkü buraya o şekilde girdik. Test de okeydik. Test 2'ye giriyorum şimdi. End dedim. Daha sonrasında buradaki index patını kopyalıyorum. Getirdim bunu da buraya yapıştırdım. 5.0.0 dedim. Daha sonrasında <laughs> bu altta ne vardı? 2 start vardı. Şimdi sefer 2 startı kopyalıyorum. Getirdim 1'in yerini değiştirdim. Daha sonrasında bunun endini de aldım. Getirdim start 1'in yerine 2 end diye değiştirdim. Daha sonra ne yapıyorum? 2 start'ı tıkladım. Bakın burada index patı değişmiş. Bunu aldım. Getirdim 2'ninkisini değiştiriyorum. Daha sonra end'e tıkladım. Bunun ikisini kopyaladım. Bunu da alıyorum. Hemen şöyle bir alta getirdim. Yapıştırdım. Şimdi şöyle biraz büyütelim. Ee, ne oldu? Şimdi biz ne yapmış olduk? Buradaki B, Hive, Palette, Spawner vardı. Spawn, Plage'ye bakın. Bir Start, bir End. iki Start, iki End. Daha sonra şuradan aşağı doğru geldik, geldik, geldik. Bakın bir Start'ı buradaydı. 1 start, 1 end, 2 start, 2 end diye şeklinde burada girişi yaptık. Şimdi burada Warning Strip'e şey yapmış, e, ekleme yapmış. Şimdi burada da arkadaşımız zaten Warning Strip'e bir ekleme yapmıştı. Nerede? Burada bakın Triggers Markets diye eklemiş zaten. Bunların da var olması için. Daha sonrasında alt tarafında da bakın Marker bir Decel diye de burada bir konum işlemiş. Şimdi burada arı spawnlere girdiğimiz zaman bakın 0.8 olarak yazıyor ama tek tek girdiğimiz zaman bakın bize konum veriyor. 1'de, 2'de, 3'de, 4'te. Şimdi bunların aynısını biz de buranın içerisine alacağız. Ee, ne yapacağız? Şuradan triggers market'i komple kopyalıyorum. Info trigger. Daha sonra buraya geldim. Şöyle şuranın altına yapıştırıyorum. Şimdi trigger tamam. Şimdi market bir decel bir diyor. Ee, biz bizdeki isimlerini yazacağız. Bu bizim kimi değil. Şimdi ben bunu kapatayım. Hayır dedim. Bizdeki kafa karıştırmasın. Şimdi bakın burada Corner 2, Corner 1. Şimdi öncelikle bunun ismini aldım. Getirdim. Şuraya yapıştırdım. Warning, Stripes, Corner 2 dedim. Tamam mı? Daha sonrasında bakın burada market bir decal vardı. Burayı değiştiriyorum. Çünkü bu konumda herhangi bir şey yoktur. Hatta bunun ismini kopyalayalım. Var mıymış yok muymuş. Şu üst kısımda arama yapalım. Yoktur. Çünkü silmiştik biz onu. O yüzden ne yapacağız? Şuradaki ismi kopyalıyoruz. Getirdim. Şuraya yapıştırdım. Şuranın altındayım. Çalışıyorum. burada. Daha sonrasından geldim. Ee, şimdi bir dakika. 1-2 Biz buna yanlış ekledik. Bu bizim adamıksıydı. Bu değil. Bunu kapat. Heh, buradayız. Şurayı değiştireceğim ben. Triggers marketin olduğu yeri. Çünkü bir iki tane ekledim ben. Şimdi bakın burada Warning Stripes var. Warning Stripes Spam Area var. Şimdi şu ismi bir kopyalayalım. Bizim haritamızın içerisinde var mı? Şey o modumuzun içerisinde yoktur öyle bir şey. Şimdi buraya harici olarak da ekleyebiliriz. Hatta ekleyelim. Şöyle mesela bir tanesi kopyalayalım. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 tane ekleyeceğiz zaten. Şimdi ilkininkisi buydu. Aldım. Şöyle getirdim. Buna yapıştırdım. Daha sonrasında hemen buradayken yani ID kodunu da kopyalıyorum. Getirdim. Şuradaki kodu yapıştırdım. Ee, şöyle üzerine bunu seçince Şöyle CTRL F ile bir arattıralım. Tamam herhangi bir tane yoktur. Daha sonrasında şimdi ne yapacağım? Buradaki corner biri kopyaladım. Getirdim şuraya yapıştırayım ama şunu da şuraya yapıştırayım. Daha sonra bunun ID kodunu alıyorum. Buradaki 8 birmiş. Bunu da getirdim buraya 8 bir dedim. O bu arada yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şu en baştaki info trigger'i değiştirmeyecektik. Biz orayı yanlış yaptık. Şimdi şunu kopyalayalım. Şu info trigger kalacak. Bunu değiştireceğiz. O yüzden kafa karıştırmaması için şöyle yapalım. Şu ikinciyi aldım. Getirdim. Şuraya yapıştırdım. Üçüncüyü aldım. Getirdim. Buraya yapıştırdım. Dördüncüyü aldım. Getirdim. Buraya yapıştırdım. Şimdi ilkini girmiştik zaten. Şimdi hemen ikincisini girelim üçüncüsünü alalım. Daha sonra da dördüncüsünü alalım. Şimdi ne oldu? Info trigger zaten normalde standart. Onunla ilgili herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi birden buradan aldık 801'i. Daha sonra getirdik. Şuranın içerisine yapıştırdık. Hemen ikinciyi alıyorum. Corner 1. Umarım anlıyorsunuzdur ne yaptığımı. Anlamıyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ama anlayabilmeniz şeklinde çalışıyorum. 8, 2, daha sonrasında hemen 8, 3 getirip bunu da buraya yapıştırıyorum ve CTRL e S dedim kaydettim. Şimdi ne yaptık? Önce bir tane düzenleme yapmıştık. Malzememiz çalışmıyor. Ha bu arada buraya kaydedeceğiz arkadaşlar. Burayı kaydetmedik. E, burayı da kaydedeceğiz ki şuraya dokunduğumuz zaman bunun cuk diye oturduğunu görebilelim. Şimdi biz buranın içerisine ne yaptık? Önceden bir şey ayarlamıştık, bir boyut ayarladık. Ancak boyutuna ulaşamadığımız için e, boyut, daha doğrusu boyutu bize yetmediğinden dolayı tutuk boyut değiştirdik. Ama ne oldu? Olmadı. Olmamasının sebebi neydi? Buradaki palet spinlerin çalışmamasıydı. E, bir bitiş ve başlangıç noktasının çok kısıtlı bir alanda olmasından dolayıydı. tuttuk bunları bu şekilde yaptık. Bunları çoğaltabilirsiniz. Çoğaltıp buraları yükseltip alçaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, ama başlarda gördüğünüz resimdeki gibi olmayabilir. Bilginiz olsun. Şimdi burada okeyiz. Burayı kaydettim. Kapattım. Şimdi bir ve paletisi de kapattık. Burada bakın varlık stripleri işledik. Şimdi burada da var da varlık strip. Ee, bununla uğraşmayacağım. Normalde bunları ikisini silmemiz lazım. Kalsınlar. Şimdi bozulur bozulur bir de onunla uğraşmayalım. Ee, burada zaten Triggers Market'imiz varmış. Biz ekstradan burayı mı ekledik? Hmm. Şimdi o zaman olmaz. Olmayacağı için ne yapacağız? Şuranın içerisindeki yazıyı kopyalıyoruz. Getirip buradaki Triggers Market'in olduğu yere yapıştırıyoruz. Daha sonra şurayı siliyoruz. Buradaki Triggers Market gittiğine göre o zaman şuradaki Warning Spawn'ı da siliyoruz buraya kaydediyoruz. Şimdi ne oldu? Bakın yaptığımız hataları beraber test edebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani oyunun içerisinde daha önceki bölümlerde de söyledim. Aldığım XML dosyasını getirdim, koydum da olmuyor işte. Ee, bu gibi değişiklikler de yapmak zorundasınız. Mesela bu, bu şekilde değişiklikler yaparak bütün işi ve problemi çözmüş olduk. Şimdi tabii çözdük mü, çözmedik mi ona beraber bakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Harten içerisindeydik. biz bu arı spamlarını buraya koymuştuk Ben bunu sildim buradan şimdi Çünkü buraya zaten biz bir işlem yapmışız Boşu boşuna getirmişiz. Ee, hemen haritaya gidiyorum Buradan 3D bi ve b, ve bi ve salladım attım buraya CTR ile B dedim aldım geldim Bakın bizim orada az önce ayarladığımız gibi duruyor. Şimdi CTR ile b diyelim şunu şöyle götürelim Bu da burada dursun Başımıza dert açıyoruz. Daha sonrasında bakın iş kısmına girdiğimiz zaman bizim orada ne yaptıysak hepsi buraya gelmiş oldu şimdi. Şimdi start 1 e, buradan başlıyor. Burada bitiyor. Daha sonrasında start 2 orada başlıyor. Burada bitiyor. Tamam. Problem değil. Yani e, şunun yönünü de değiştirebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Ama gerek yok. Tam tersinde dursun. Daha sonrası burası seçiliyken hemen ne yapıyoruz? Kendi artamıza gidiyoruz. Hemen buradan plaj ablesinin içerisine giriyoruz. Daha sonrasına şöyle biraz şurayı küçültelim. Heh. Ee, spawnerimiz var zaten. Rotasyon ve pozisyon girmiştik. Şimdi şurayı kapatalım. Burası seçili. Hemen spawnerin pozisyonu ve rotasyonunu değiştiriyoruz. Neymiş? 55.474 boşluk 30 boşluk 10.201 Daha sonrasında zaten herhangi bir şey yok. 0 0 0 e, burayı kaydediyoruz. Şu an kapattım. Spawn'ları da siliyorum. Kariyer Star Point zaten dibindeymiş. Bu da burada kalsın. E, kapatalım. Oyuna girelim. Oyunda görüşelim. Şimdi oyunumuz açıldı. Şöyle başlat diyelim. Bu arada eğer herhangi bir sıkıntı veya bir problem olsaydı oyun bunu açmazdı. Bilginiz olsun. Hemen SC'ye basıyorum. Şöyle aşağı doğru iyice yakınlaşalım. Şuraya bir tıklıyorum. Bakın arı kovanı bal paleti konumu diye görünüyor ve diğer arılarımız da burada. Şimdi sadece burayı test etmek kalıyor. Şöyle yapalım. Şöyle e, zamanı ekstra hızlandıralım. Şöyle biraz zamanı hızlandıracağım. Şimdi bir 2000 aldım. Şöyle. Bakın ilk paletimizin yönü nereydi? Bu tarafa bakıyordu diye. Şu anda yüklüyor. Böyle bir tık daha arttıralım zamanı. Şöyle bekleyelim. Bakın ikinci palet gördüğünüz gibi bizim yerleştirdiğimiz alana göre geldi. Üçüncüsü yerleşti. Şöyle biraz daha hızlandırıyorum. Dört. Şimdi bakalım ara kısmı dolduruyor mu doldurmuyor mu onu göreceğiz. Bakın doldurmadı. Demek ki bizim bu spawnerleri arka arkaya bu şekilde sıralamamız gerekiyormuş. Yani nasıl arka arkaya? Bakın mesela bu bizim koyduğumuz yere göre yaptı. Şimdi burada hatayı da görmüş olduk. Zaten nasıl yapıldığını öğrendiniz. Ee, bu birinci sıra burasıydı. İki hemen bir önüne, üçü, dört, beş, altı diye bu şekilde mesela sıralaya sıralaya gelebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun için de arkadaşlar... Öncelikle e, az önce size gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Data klasörün içerisine girdiğiniz zaman neredeydi o? E, Plagia, Lizard. Şimdi şurada bizim paletleri bulmamız lazım. Paletleri bulduğumuz zaman paletlerin iç kısmında e, şey var kendi paletleri var. O paletlerin içerisinde bulduğumuz zaman şu store de miydi, değildi. Neredeydi, neredeydi? Object, big box, palet. E, paletin içerisine geldiğimiz zaman büyük palet. Ha, honey box palet. Burada. Şimdi bunu bir tanesini onun içerisine atacaksınız. Onun içerisine attıktan sonra bakın palet burada. Şöyle mesela bir tane. Bunu alacaksınız tamam mı getirip bununki gibi bir tanesini yerleştireceksiniz şu dikdörtgenin içerisine daha sonra böyle arka arkaya sıralayacaksınız ta buraya kadar zaten bir tane böyle sıraladığınız zaman bunun amacı şundan dolayı bunların yerini içerisini sileceksiniz şunun içinde ne varsa şurada paletler var ya bu paleti sileceksiniz sadece bu kalacak bakın şöyle gördüğünüz gibi ee, silmeseniz de olur Bunları bir tanesini bu şekilde daha sonra CTRL D deyip ikincisini, üçüncüsünü hatta şöyle yapsanız daha şey olur. Bu şekilde mesela CTRL D diyelim. Bakın ne kadar yakın yerleşmesi gerektiğini. Daha sonra size göstermiş olduğum spamlerdeki gibi bunları bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Mesela hatta e, şu an biraz hızlı ama şöyle mesela bunları ikinci paleti de mesela Şöyle ayarlayabilirsiniz. Misal diyorum. <laughs> Bunu bu şekilde böyle çoğaltarak e, şey yapabilirsiniz. Şuradaki bizim oluşturduğumuz alanın, e, şu alanın iç kısmını tamamen doldurabilirsiniz. E, şimdi son şov gördük. E, yanlış yapılan yeri de gördük. Neyi yanlış yaptığımızı da gördük. Şimdi bu vatandaşın bir tanesini götürüp satalım. satışımızda herhangi bir problemimiz var mı? Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir problem yoktur. Eee satışı ile ilgili karşında bize para da veriyor zaten. arlarımızda çalışıyor. Arlardan da yani herhangi bir problemimiz yok. Ben bir de bunların hepsini götürüp satmaya çalışacağım. Böyle normalde gidiyoruz ama hızlı gitmeye çalıştığımız için böyle bunları da satabiliyoruz. Yani şu anda herhangi bir pro problemimiz yoktur. Video 50 dakikalık bir video olmuş. Ee, şimdi buranın içerisinde amacımız neydi? Bunların bir tane olmasıydı. Bakın zaten kendi oyunun orijinalinde de bir tane. Şurada spamlere girdiğimiz zaman bakın küçücük bizim koyduğumuzun yani biz 15-20 katını koymuşuz neredeyse. Sadece bir paletlik bir alan. Bunun başlangıç bitişi olsan olur. Zaten neresine koyacak? paleti en fazla hani bir tane daha yanana kor iki tane palet çıkartır ama bizdekinde yüzlerce palet yerleştirebilirsiniz tabi bu hizanın aynısını nasıl gördünüz az önce yaptık onun aynısını bu şekilde çoğalta çoğalta buraya kadar getirebilirsiniz bunu sadece bu, bunun için de değil <laughs> bu bir size örnek olmuş olsun ee, <laughs> bunu ilerleyen bölümlerde seraları da göreceğiz seraların boyutlarını da değiştirebilirsiniz satış noktalarının yerlerini de değiştirebilirsiniz her şeyi ayarlayabilirsiniz hiç bir tanesinde herhangi bir sıkıntı çıkmaz şu an bunların bu kadar hızlı üretim yapmasının sebebi zaman hızlandırdık ya içeride birikmiş bir şey var ondan dolayı zaten 400 litre üretim yapıyor herhalde hepsi 400 litre aksi yok aynen 400 litre olarak satışını gerçekleştiriyor Biz zaman hızlandırdığımız için her yer palet oldu Bunları bu şekilde yapabilirsiniz hem size örnek olmuş oldu hem de problem ortadan kalkmış oldu İşimiz görüldü ve gördüğünüz gibi bir tane değil yüzlerce paletimiz var burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden ricamdır bakın mesela şu anda arının buraya geldiğini 20 dakikada öğrenmişsiniz ama şu anda 50 dakikadayız ve karşılaştığımız bir problemi çözmüş olduk. O yüzden videoları sonuna kadar izleyin herhangi bir şekilde problem veya sıkıntı yaşamadan nelerin nasıl yapıldığını çok daha detaylı öğrenebilirsiniz. Diyelim yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri tüm olarak açın. Desteklerinizi de esirgemeyin, destek olmayı da unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.